Peki nasıl buldunuz? Sizinle başlayalım. Benimle? Evet. Ben eriştesini kendin açtın elinde, evet, değil mi? Evet, el açması. Bizde unas çorbası diyorlar. Elde açılır ince inceden. Ben şöyle biraz az bir tuzsuz buldum. Çok az. Bir de eriştesi bana biraz koyu geldi. Fazla geldi. Yani daha biraz daha sulu olsa daha iyi olurdu. Hayır, öyle olmalı. Yoğurtlu yiyen yoğurtlu yiyor. Bizde mesela öyle yiyorlar. Biraz koyu geldi bana. Bir de eti içinde böyle tadı almamış gibi geldi bana. Hayır, biraz daha... çok çok güzel kavurdum. Bir de nasıl kaç saat, yarım saat, bir saat etini bak, kaynattım. Eti pişmemiş demiyorum. Sadece et bazı baharatları alamamış içine, saf duruyor içinde. Baharat bizde normalde baharat katılmaz. Yo, gayet güzel evet. Yani. Tuzunu falan bölünce... Tuzu çok güzel yani. Yerinde. Tuzu ben biraz az geldi bana, bir de koyu çok, geldi. Çok güzel. Yok. Peki Şuran Hanım da anlatsın bize unar çorbasını. Tuzu bana göre iyi ama biraz çok iyi, bence de. Uzun olmuş çorbaya göre. Erişteler mi? Evet, erişteler. Bundan da daha uzun olmalı bizde. Böyle sünüp çekilip durar bizde. Unas öyle olur. Eti güzel pişmiş ama biraz yoğun dediği gibi sizin arkadaşım. Mesela buradakiler gibi baharat, hiç baharat katılmaz bizde. Sadece salça, eti iyice kavururlar. Ondan sonra az bir şey de karabiber katlıyorum. Hmm. Çok da baharat çok sevmiyoruz biz. O yüzden de... Yok, tuzu güzel. Çok baharat koyma değil mi? Hamuru evet. Biraz sanki uzun kesilmiş gibi geldi bana. Biraz küçük yaptım. Uzun oluyor. Normalde uzun olmalı. Küçük halı bu. Evet. Peki. Bu küçük halı. Seniha Hanım? Evet. Biraz bana göre tuzsuz geldi. Bana da tuzsuz. Biraz daha tuz istermiş. Biraz daha evet. Kıvamı biraz koyu olmuş. Biraz daha sulu olsa daha güzel olacak. Yani erişteleri de biraz uzun uzun kesilmiş. Ama ben sizin yeğeninize görmedim ki ben. Yediniz mi siz? Yedim. Yok, eti güzel. Yedim. Uzun. Elini sağlam. Eriştesini yediğiniz zaman. Eriştesini normalde öyle uzun olmalı. Tadı falan çok güzel. Kıvamı biraz tuzsuz. O zaman suyundan da içmesini rica ediyorum size. İçin lütfen, buyurun. Nazlı'yı da dinleyelim o sırada. Ya benim önce tabağı bir kere şuraya damlatmış. Ha, dışına mı taşmış kasesi? Evet, dışına taşmış. Bir de bana kıvamı çok koyu geldi. Makarna yandırıyor sanki çorba değil mi? Hayır. Gayet makarna güzel. Makarna çorbası. Hı. Gayet güzel çorbası. Eti güzel pişmiş. Olmalı. Tuzu biraz kıt. Ama çorba ama niyetine gelmedi yani bana. Ama makarna değil ki. Şöyle gayet bir güzel. Sorun olmuş olabilir mi? Şimdi daha evvel de yapıldı bizde bu çorba. Sen bence tencereden kaseye aktarırken eriştesini biraz fazla koymuşsun. Yani biraz daha dengeli koysaydı aslında kıvamı güzel. Bakın suyuna baktığımız kıvamı zaman çorbanın çok güzel, gayet güzel. Erişteyi fazla doldurmuşsun. Yok öyle, aynı, öyle ya, biliyorum biliyorum da bak fazla erişte var içinde, anladın biraz mı? Da uzun evet. Kepçeyle koyarken biraz daha suyundan fazla, fazla eriştesinden kaç. Daha az. Evet. Yemekte hakikaten zorlanıyoruz. Evet. Yani suyu... evet biraz uzun kesilir ama mesela bunu böyle hem etinden hem şeyinden... Çok da doldurmuşsun. Evet. Çorba dediğin zaten ağzına kadar doldurulmaz ya. Bir de seninki malzemeli bir çorba. Evet. Onun için biraz daha az az erişte, biraz daha su, biraz da etinden koysaydın biraz daha kolay yerdik. Ben lezzetini beğendim. Bir tek tuzu eksik geldi bana. Onun dışında etin güzel pişmiş, eriştelerini güzel açmışsın. Ellerine sağlık. Sen şimdi ara yemeklere geçeceksin. Haşladın mı mantılarını? Evet. Haşlamadı, buhar mantısı. Özel bir tencere getiriyorlar. Özel buhar mantısı. Biz bir çorba gibi değil de sanki bir etli makarna yemiş gibi olduk. Çok kıvamı çok katıydı böyle makarna, sulu makarnaların olduğu gibiydi. Onun içinde yani pek beğenmedim. Ve haftanın yemeği hamsi kuşu. Kim Sinopluydu aranızda? Benim. Aa, Nazmiye Hanım. Evet. Sizin geliniz güzel. Geliniz de Karadenizli mi? Yok değil, göçmen. Aa, siz öğrettiniz mi? Daha evvel evinizde pişer ya, mi hamsi kuşu? Biz Karadenizliyiz ama pek hamsiyle aramız iyi değil balık. Hadi ya. Sunum yapımda margarin katıyorum içine. Çorbamı beğendiler de tuz biraz eksik. Ben daha önce denemiştim bu hamsi kuşunu. Mutlaka. Evet. Nasıldı? İyiydi ama gelinim evde denemeye başladı 2 gündür. En güzel yapsınlar işte. Hem siz yersiniz güzel. Evet. Hem de prova yapmış olur. İnşallah yapabilirim. Kaç yıllık sizin geliniz? 9 aylık. 9 aylık? Evet. Aa, öyle bebek gibi 9 aylık. 9 aylık. Ay canım, mutluluklar. Gelinimiz hamile. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu gelinimiz hamile. Allah tamam. Hem 11 ay bir bebeği var, ikinciye hamile. Allah maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Sizin geliniz? Benim gelinim daha sözlü.
Sözlü. Evet, Sözlü. Aa, ne zamandır gelin adayımız yoktu. Evet, Sözlü. Ne zaman evlenecekler kısmetle? Valla kısmetse şu hastalıklar bir geçsin de yazar inşallah. Bence de beklesinler değil mi? Tadını çıkara çıkara. Evet, evet. Öyle yangından mal kaçırır gibi de iki ara bir dere bir nikah. Eğlenemiyorsun, edemiyorsun. Bence de hiç gerek yok. İyi, Sözlü. Bakın evet. Sözlü gelinimiz evet. Var bu hafta. Ne güzel. Biliyorsunuz yarışmamızda olabilmek için Sözlü nişanlı da olabilirsiniz. Evli olmanıza gerek yok. İşte onlardan biri. Bizim Sözlü bir gelinimiz geçen sezon birinci oldu. İnşallah yani. Ben hep söylüyorum. Kaç yaşında olduğu, kaç yıllık evli olduğu hiç önemli değil. Mühim olan el lezzeti, kabiliyet, evet, evet. Maharet. Sizin Nazmiye Hanım? 2 yıllık. 2 yıllık. Sizin Seniha Hanım? 6 yıllık. Sizin de 6 yıllık. 6 yıllık. Evli, bir tane cimcimemiz var, 4 yaşında. Maşallah. Evet. Mantı, Türkmen buhar mantısı. Siz üşümüyor musunuz? Çok süslüsünüz. Üşümüyorum, çok Mersinliyim. Mersin'in sıcağıyla geldim, sıcakkanlıyız. Hala sıcak mı Mersin ya? Evet. O ne evet. Güzelmiş. Biz gelirken yağmur yağdı Zuhal Hanım. Yağmur var şu an. Evet. Süslü. Evet, ben süsü severim, giyinmeyi ben severim. Ben de severim, evet. Ben de severim sıkırtıyı böyle. Sizde de var. Sağ ol, teşekkür ederim. Yazmanızda, üstünüzde, ellerinizde. Ben de severim sizin gibi. Evet. Taşlar maşlar. Hanımlar severler. Kayınvalideler, ben taş kuş. Ben süsü severim, giyinmeyi ben de, severim. Ben ne güzel, de. Ne güzel. Evet. En şık benim, en cavcavlı olan benim, en konuşkan benim, en sıcakkanlı benim. Ben de dedim kendisine, evet ben sıcakkanlıyım, Mersin'den geldim, Mersin'in sıcağını getirdim. İnşallah servisimi hızlı yapacağım. Servisten bir şeyler bulamasınlar. Yoğurt eşleştireceğim. Bardaklarda su eksik, ay suyumuz evet, yok. Mumlarımız yanmıyor. Yanmıyor. Canım sen bize bir su ver de. Bir de mesela bir şey dikkatimi çekti. Ha tuzluk. Masada mesela çorba yok. Tuzu az dedik ki peçetelik tuzluğu yok mu? Evet peçetelik, peçetelik yok. Peçetelik yok. Koymamış herhalde. Evet. Ama bir saniye. Eksik. Şimdi bakın çorba tuzsuz dedik ya hemen hemen hepimiz. Keşke bir tuzluğu getirseydi de dökseydik bir de tuzla deneseydik. Hani niye getirmedi? Evet. Mantingane yoğurt eşleştireceğim. Sarımsaklı var, sarımsaksızı var. Hangisini yersiniz? Ben sarımsaklı yerim. Siz sarımsaklı. Olabilir. Sarımsaklı. Ben de sarımsaklı. Tamam, o zaman hepinize de sarımsaklı. Arıtmadan su getirir misin? Getiriyorum. Bir de tuzluk falan getireceğiz. Çiçeğimiz de yok Suhal Hanım. Çiçek yok, bahsettik. Kuru çiçek koymuş normal çiçek yerine. Evet bak ne güzel ama bir düşünce evet. Tabii. Sarımsaklı mı, sarımsaksız o mı diye soruyor. Hijyen. O nik değil. Yani zaten masaya da bardaklara da. Efendim bunu serpiştirirken toz geliyor. Ya bunun dibi tozlu ya ablacığım. En güzeli renkli çiçek. Canlı çiçeğe yetişmedim. Pandemi var, dışarı çıkabilmiyorum. Bir de küçük çocuğum var. O yüzden de çıkabilmedim. Kaşık yoktu, çatalımız eksikti, suyumuz eksikti. Yalnız bir sordu, ne içersiniz? Tamam, daha devamı gelmedi. Hani bizim sormamız mı gerekiyor? Kızım biz ayran içeriz yahut da kızım biz portakal suyu yahut da bir meyve suyu içeriz. Kendisinin getirip bardaklarımıza dökmesi gerekiyordu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.